Alım koşulunu oluşturduk. Peki satı nasıl oluşturacağız? Bakın burada koşul 1 diye bir tab var. Artıya bastım. Koşul 2'yi oluşturacağım. Yani burada oluşturdum. If'in altına indim. Tekrar bir if oluşturacağım. Burada da artık long işlemin satını yapacağız arkadaşlar. Burada ne yapmam gerekiyor? Yine OTT'nin OTT, OTT support'tan çizgisi küçük olacak. Neyden küçük olacak? Diğer indikatör. Hangi indikatör? OTT. OTT'nin OTT çizgisinden support'tan küçük olsun dedim. İlk koşulumu ekledim. İkinci koşulumuz MACD. MACD'nin maddi çizgisi küçük olacak diğer indikatörle. Hangi indikatör? MACD indikatörü. Hangi çizgi? Trigger çizgisi. Bunu da ekledik. Üçüncü koşulumuz ne olacak arkadaşlar? Bu sefer lowest Low olacak. Lowest Low indikatörü tek çizgili olduğu için burada zaten tek bir seçenek geliyor. Burada da yine tam tersi bir mantık kuracağız. Büyüktür. Diğer indikatör değil. Bar data Kapanış doğal olarak burada da aynı işlemi yapacağım ki koşulum gerçekleşebilsin. Bunu da bir bar geriye öteleyeceğim arkadaşlar. Bunu da ekledim. Fakat burada herhangi bir koruma koymayacağım. Yani burada eklediğimiz 20 ve 50 barlık ortalamayı sata koymayacağız. Bu durumda çok fazla gecikmeler olacaktır. Şimdi sat koşulumu da eklediğime göre satın ifini oluşturduk. Süslü parantezlerin arasına artık market emirlerimizi göndereceğiz. Burada zaten sembolümüz GARAN işlem tipine geldim. Order side. sell olarak seçtim. Emir tipim piyasa fiyat zaten devre dışı kalıyor. Miktarım bir olarak ayarladım. Değiştirebilirsiniz. Emrimi ekle dedim arkadaşlar. Şu an alın satını yaptık. Şimdi bir de açığa sat yapalım. Onun için de tahmin edebileceğiniz gibi yine artıya tıkladım. OTT indikatörünün OTT support'tan çizgisi küçük olsun neyden? Diğer indikatör. Hangi indikatör? OTT'nin OTT çizgisinden. Tamam. MACD indikatörünün MACD çizgisi küçük olsun. Diğer indikatör. Hangi indikatör? MACD'nin hangi çizgisi? Trigger çizgisinden küçük olsun dedik. Lowest indikatörünün Lowest çizgisi yine büyük olacak. Neyden? Bardata. Hangi bardata? Kapanış yüksek vesaire buradan seçin. Kapanışı seçtim. Ben bunu doğal olarak 1 bar öteleyeceğim. Belirttiğiniz koşulları ekleyin dedi. Burası açığa sat işlemi olduğu için buraya da bir koruma koyacağım. Her bölgede açığa sata girmesin arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörünün mov çizgisi yani 20 barlık hareketli ortalamanın mov çizgisi küçük olsun. Neyden? Diğer indikatörden. Hangi indikatörden? 50 barlık ortalama indikatörünün mov çizgisinden küçük olsun. Buna yine dikkat edelim arkadaşlar. Burada ötelenmiş hali var. Buna geldim. 0 olarak seçtim tekrar ekle dedim. Emirlerimi göndereceğim markete. Garanti bankasını seçtik. İşlem burada açığa satış seçiyoruz. Emir tipimiz piyasa. Gönderilecek lot miktarı 1 olarak açığa satış emrimi de girdim. Son koşulumuz açık pozisyon kapatma. Aslında hep aynı mantıkta gidiyor. Belli bir süre sonra burayı ezberlersiniz. OTT'nin OTT, OTT supportdan çizgisi büyük olacak. Neyden? Diğer indikatör. Hangi indikatör? OTT. Hangi çizgi? OTT çizgisi. Yani support'tan büyüktür OTT'den diyoruz. Belirttiğimiz koşullar eklendi. MACD indikatörünün MACD çizgisi büyüktür diğer indikatörden. Hangi indikatör? MACD indikatörü. Hangi çizgi? MACD'nin trigger çizgisinden. Burada ne kullanacağız arkadaşlar açık pozisyonu kapatmak için? Haysthai kullanacağız. Haysthai indikatörünün zaten tek çizgili Haysthai çizgisi küçük olacak diğer indikatörden değil. Neyden? Bar datadan hangi bardatadan? Kapanış bardatasından küçük olacak. Doğal olarak geldim buradaki tiki seçtim. Bir bar öteledim. Belirttiğiniz koşulları ekle dedim. Tamamdır arkadaşlar. If koşulumu oluşturdum açık pozisyon kapatma için. Market emrimizi de oluşturalım. Garanti bankasına açığa satış kapatmayı seçeceğim. Burada tabi kar zarar durdur da ekleyebiliyorsunuz. Açığa satış kapatmayı seçtik. Piyasa fiyatından bir tane göndereceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Koşullarımızı oluşturduk. Bakın burada koşul bildirimi, emir bildirimi ekle, ekle var. Bu market emirlerini yazdığımız zaman zaten order site'dan sorulabiliyorsunuz. Orada boolean ifadeler geliyor. Bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Şu an değinmeyeceğim. Çok önemli şeyler değil bunlar. Strateji oluştur kısmına geldim. Buna bir isim vermem gerekiyor. Örneğin sihirbaz long short diyelim bu sistemin ismine. Tamam dedim. Editörde kodlarımızı düzenledi bizim için kodlarımızı bir kontrol edelim arkadaşlar. Sihirbazda oluşturduğumuz zaman kodlar nasıl geliyor? Bu sihirbazı kodları anlayabilmek için kullanırsanız daha iyi olur. Bakın OTT periyot varsayılan 2. Bakın değişken ortalamayı bile optimizasyona sokabilir şekilde geliyor. Değiştirilebilir bunlar. Bakın MACD periyotları, Trigger, Highstein periyotları varsayılan 24 seçmiştik. Hareketli ortalama periyotlarımız burada. İndikatörlerin kısaltmalarını otomatik altına ekledi indikatörlerin açıklamalarını da yine on init bölümüne otomatik ekledi. Emirlerin sıralı gönderilmesi kalıcı sinyalle çalışma burada geliyor. On data update bölümüne gelip koşullarımızı da bir kontrol edelim. Bakın burada farklı bir şey görüyoruz arkadaşlar. Burada aslında sembole ait yani yukarıda tanımladığımız sembol 1 olarak geldi galiba bakalım. Evet, bakın sembol 1 olarak sembol gelmedi de sembol 1 olarak gelmiş burada. Bakın buradaki kodlar sayesinde sembole ait bardataları çekiyor. Hangi bardatayla çalışacağımızı da burada OHLC data 1 olarak koymuş. Biz ne demiştik? High staylarda ve low staylarda kapanışla çalışacağız. Kapanış büyük olsun, kapanış küçük olsun kullanacağız. Bakın high stay burada. High ayın sıfırıncı değeri bakın eksi -1 burada. bir bar geri öteledik ya arkadaşlar. Küçük olsun. Neyden? OHLC data 1'den. Bizim için OHLC data 1 diye bir değişken oluşturdu. Buna da Kapanış verisini ekledik. Eğer ki biz high ya da low kullansaydık burası ne olacaktı? Nokta dedikten sonra, no, bakın burada open, low, high seçenekleri otomatik oraya gelecekti. Bunu tekrar close olarak düzeltelim. Sihirbazda sisteminizi oluşturduktan sonra bu şekilde kodların mantığını anlamanız daha kolay olacaktır. Bakın burada piyasa fiyatından alım gönderiyor. Piyasa fiyatından daha sonra satım gönderiyor. Burada biz ne yapmıştık? Bakın hareketli ortalamaları bir koruma olarak kullandık. Buradaki end'den itibaren indirelim. Daha kodlarımız okunaklı olsun. Bu koşul gerçekleşiyor. Daha sonra hareketli ortalamanın sıfırıncı değeri ne demiştik arkadaşlar daha önceki derslerde? Yazılım dillerinde sayı sayma sıfırdan başlar. Tek bir çizgi olduğu için buraya otomatik sıfır geliyor zaten. Sıfırıncı değeri yine kendisi oluyor mob'un. Sıfırıncı değeri büyük olsun. Mov 2'den. Mov burada hangisi arkadaşlar? 20 barlık ortalama. Bakın buradan da görebiliriz. 20 barlık ortalama. Bakın burada mov periyot 1 olarak geliyor. Yani bu 20. Burası da 50 arkadaşlar. Bunu aslında hiç optimizasyona da gerek yok. Fakat burada optimizasyon yapabilmemiz için bir kolaylık olarak bize sağlanmış. 20 barlık ortalama 50 barlık ortalamadan büyük olsun korumasını alım işlemine eklemiş olduk. Satım işleminde aynı işlem var mı? Yok arkadaşlar. Satım işlemine de aynısını koyarsak çok fazla gecikme olacaktır. Karımızın büyük bir bölümünü geri vereceğimiz için bu yüzden sadece long ve short işlemlerin açıldığı pozisyonlara bunu ekliyoruz. Burada tekrar end'den aşağı indirirsem short emrimizin gittiği satırı da burada göreceğiz zaten. Bakın move'un yine sıfırıncı çizgisi yani ilk çizgisi tek çizgisi küçük olsun. Mov 2'nin bunun da tek çizgisi olduğu için sıfır olarak geldi. Zaten Mov 2'nin değerinden dedik. Açık pozisyon kapatta aynı kodumuz olmayacak. Yine satta olduğu gibi burada da çok fazla gecikmeler olacaktır. Şimdi bu kodlarda anlamadığımız bir şey var mı? Bir okuyalım öncelikle kodumu, kodlarımızı alım işleminden gidelim arkadaşlar. OTT indeksindeki value 1 değeri. Bu neydi arkadaşlar? OTT'nin sıfırıncı değeri. OTT'nin kendisi. Birinci değeri de support line değeri. Yani OTT'nin support line değeri büyük olsun. Yine OTT indeksindeki sıfırıncı değerden sıfırıncı değerimiz de OTT'nin kendisiyle. Tamam. Aynı mantık buradaki maddi için de geçerli. Maddi indeksindeki sıfırıncı değer. Bu ne arkadaşlar? Sıfırıncı değerimiz maddi. Birinci indeksimiz ne? Maddi'nin trigger çizgisi. Doğal olarak burada da sıfır büyüktür bir yazdığımız zaman MACD'nin kendisi büyüktür. Trigger çizgisinden demiş oluyoruz. Highest High. Küçük olsun OHLC Data 1'den. Eğer ki burada kafanız karışıyorsa bunu böyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın gelin burayı silelim. Buraya ne yapacağım? OHLC Data 1. Bakın burada zaten mavi olarak geldi değişkenimiz. Büyük olacak. Neyden? Highest High'dan. Yani C büyüktür. Son 20 bar içerisindeki en yüksek kapanıştan. İkisi de aynı arkadaşlar. Sadece sihirbazda C büyüktür hayız yapamıyoruz da hayız küçüktür C'den yapıyoruz. Sonuç değişmez. Aynı işlemleri yapmış oluruz. Şimdi bu sistemi bir backtest yapalım. Optimizasyon yapmayacağım şu an. Bakın burada zaten parametrelerimiz geliyor arkadaşlar. istediğiniz şekilde optimizasyon yapabiliriz. İleri diyelim. Şu an Garanti Bankası'nda biz bir kontrat işlem yapacağız. 27 lira başlangıç bakiyesi var ki zaten lot miktarını karşılar diye düşünüyorum. Bir bakalım garantinin fiyatı ne kadar. F garan açıldı. Buraya garan yazalım. Evet garantinin fiyatı 24 lira. Bunu iyi direkt 25 yapalım arkadaşlar. Biraz daha yakın olursa sonuçlar. Daha önce söylemiştik. Daha iyi olacaktır. İleri dedik. 25 lira başlangıç bakiyemiz olsun. Bitir dedim. Back testimizi bir yapalım. Bakın sonuç geldi. %81'lik bir getirimiz var. 114 tane emir göndermişiz. Bunun 57'si karlı, 57'si zararlı olarak gelmiş. Arkadaşlar burada dersi bölmek durumundayım. Veri terminalindeki alışkanlığımızdan dolayı al ve sat işlem sayısını karlı zararlı işlem sayısı olarak okumuşum. Çok önemli değil. Sonraki derslerde backtest ve optimizasyon konularını ayrı ayrı başlıklarda inceleyeceğiz. İsimlere fazla takılmayalım. Grafik üzerinde bir görelim sinyallerimizi. Barları boya dedik. Grafiğimiz açıldıktan sonra biraz uzaklaşıyorum. Delete tuşuna basarak. Bakın bizi short işlemlerden buralarda koruyan nedir arkadaşlar? 20 barlık ortalama 50 barlık ortalamadan küçük olsun dediğimiz için her yerde short işleme ya da her yerde long işleme giremiyor arkadaşlar. Şu an sadece kontrol için 20 ve 50 barlık değişken ortalamaları bir grafik üzerine atalım. 20'yi attık bir de 50 atalım farklı bir renkte olsun. Bakın yeşil çizgi sarıdan büyük olduğu sürece short işlem yasak arkadaşlar. Bakın burada short'a giremiyor. Ya da bu bölgede short'a giremiyor. Bakın buradaki zarardan gayet güzel kurtulmuş. Aynı şekilde yeşil çizgi sarı çizgiden küçük olduğu zamanda da short serbest long'u yasak bırakmış oluyoruz. Bakın düşüşün yaşandığı bölgede örneğin bakın bu bölgelere biraz yakınlaşırsak daha net göreceğiz. Bakın bu bölgelerde aslında hareketli ortalamalar halih alım koşulu gerçekleşiyor fakat yeşil sarıdan büyük olmadığı için burayı tehlikeli bölge olarak görüyor ve sistem burada almıyor. Ne yapıyor? Short'a girdi, zarar etti, bekliyor. Tekrar short pozisyonu açabilir ancak bu bölgede alım yapamaz arkadaşlar. Burada çünkü hareketli ortalamalar sat pozisyonundadır. E sat pozisyonundaysa biz neden long pozisyonuna girelim diye bir mantık kurduk ve böyle bir sistem yaptık. Şimdi bu sistemi bir de optimizasyona sokalım arkadaşlar. Backtest optimizasyonu dedik. Nereleri optimizasyona sokabileceğimize bakalım. Şimdi ben burada kendi tarzıma göre bir kere hareketli ortalamaları optimizasyona sokmam zaten gözle gördüğüm ve bildiğim bir ortalama düşüş bölgelerinde long işlem için bizi korumaya yeterli. Burada OTT'nin periyodunu ve OTT'nin yüzdesini optimizasyona sokabiliriz. Örneğin buraya aralık dedik. 2 ile 20 arası 2 adım gidelim. Buraya da aralık dedik 0.2 ile, buraya da iki arası 2 arası 0.2 dedim. MACD'nin periyotlarıyla herhangi bir işim yok. Bir de high-style, high low-low'u yapabiliriz arkadaşlar. Onları da yapalım. Bakın high-style high periyodumuz burada. Aralık dedim. Düz rakamlarla gidelim. Örneğin 5.50 arası 5 adım burada gidelim. Low-low'a da aynısını yapalım. 5.50 arası 5 adım gidelim. 10.000 tane burada optimizasyon yapacak. Çok fazla geldi arkadaşlar bana burayı o zaman 5 ile 20 arası 5 adım yapalım. Zaten şu an test yapıyoruz. Bakın 4000'e düştü. 0 2 arasında şöyle 0.4 yapalım. 2000 tane test yapmış olalım. İleri diyelim. Başlangıç bakiyemizi yine 25 olarak vereceğim. Optimizasyonu başlatalım.